Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmaîn. El mektubu sâbi'u ve semanun ila pehlivan Mahmud fi beyani saadeti men kabilehu evliyaullah teala. Birinci ciltte çok sevdiğim kısa ama birkaç cümleyle bütün maksadı özetleyen bir mektubu şerif var. Daha önce naklettim, hatırası da var. Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sırrahu ile Hindistan'a İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu başta olmak üzere o bölgede bulunan meşayihı ziyarete gittiğimizde üstadı ziyaretten sonra hemen yanı başındaki Mescid-i Şerif'te Hatmi Hace yapalım buyurdu Efendi Hazretlerimiz. Hatmi Hace hitamı erdikten sonra bir mektubu şerif okunsun buyurdu. Birkaç kez tekrar etmiş olmasına rağmen hem Efendi Hazretlerimizin hem onun yetiştirdiği güzide hoca efendilerin ve özellikle de mektubatın sahibi İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu'nun huzurunda mektubatı eline alıp oradan bir mektup okumaya kimse cesaret edemedi. Sonra Masum Hoca, Masum Vanlıoğlu Hoca Efendi bari ben okuyayım dedi. İş başa düştü. Birinci cildi aldı benim yanımda. Şöyle bir sefer açtı. Aradığı mektubu bulabilmek için bir daha açtı. Yine aynı yer çıktı. Bir daha açınca ya bari burası çıktı üçüncü seferde de burayı okuyayım dedi. 87. mektubu okumuş oldu. İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu bu mektubunu Pehlivan Mahmud'a yolluyor. Pehlivan Mahmud'a. Sanki Efendi Hazretlerimize bir şey söylüyor hepimizin huzurunda, hepimizin karşısında. Bakalım ne buyuruyor. Fî beyâni saadeti men kabilehu evliyâullâhi teâlâ. Bir insan neyle sevinip neyle üzüleceğini bilirse hayatı dolu dolu yaşamaya muvaffak olur. Sevineceğiniz şeylerden bir tanesi üstadın buyurduğuna göre Mevla'nın dostları tarafından kabul edilenin sevincini ben size nasıl tarif edeyim ki diyor. Eğer bir Allah dostu gönlünün anahtarını sana teslim etmişse, seni kabul etmişse, sen buna sevin diyor. Bunun sevincini yaşamayı bilirsek, küçük sevinçler bizim için artık anlamsızlaşır. Ali Ramiteni Kaddesallahu Sırrahu, Reşat-ı Şerif'te der ki, bir insanın Allah'a vasıl olması, aciz bir kul olarak, Rabbul Erbab olan Cenab-ı Hak'la aradaki duvarları kaldırabilmesi. Ne duvarlar var biliyor musunuz? İbadetin ördüğü duvarlar olduğu gibi, zikrin ördüğü kalın duvarlar olduğu gibi, ilmin ördüğü, belki marifetin bile ördüğü duvarlar var. En büyük duvar, aşılması en zor duvar, Allah'la kul arasında alimin ilmi, abidin ibadeti, arifin irfanıdır diyorlar. Arifin irfanıdır. Neler yaşadığımızı anlamak isteyenler, bu üç kelimeyle baksınlar etrafına. Unutmamamız gereken bir şey var ki, hani Risale-i Kutsiye'de dahi 40 yıl hizmet etsen bir karar dur diyor. Ne demek biliyor musunuz? Herkes buraya şu kapıdan girerken mürit olarak girsin demektir. 50 senelik de olsa mürit olarak. Allah'ın huzuruna sadece kul olarak çıkılır peygamber bile olsak. Peygamber bile olsa Subhanellezî esrâ bi'abdihî leylen. Subhanellezî esrâ bi'nebiyyihî değil, bi'rasûlihî değil, bi'abdihî.
Allah'ın o münezzeh makamına, huzuruna çıkarken sadece kul olarak çıkılır. O zaman dolu dolu dönülür. O zaman Miracın hediyeleriyle beraber geri gelinir. Bir evlat ne kadar yaşlanırsa yaşlansın, babanın yanına baba olarak değil evlat olarak çıkmalıdır. Bir talebe şanı ne kadar, şöhreti ne kadar yürürse yürüsün, hocanın yanına gene talebe olarak çıkmalıdır. Annenin yanına yine çocuk. Peki bir mürit, mürşidin yanına daima mürit olarak çıkmalıdır. Müridanın girdiği kapıdan girmeli, hoca olarak değil, bir başkan olarak değil, şuranın yetkilisi, buranın sorumlusu değil, sadece mürit. Bu kapıdan içeriye mürit olarak girenler kazanır, dolu gelen boş gider. Onun için Ali Rahmeteni Kaddesallahu Sırrahu, insanın bazen günahlarının, bazen gafletinin, bazen cehaletinin ördüğü, bazen ilminin ördüğü duvarlar var. Bu duvarları, bu mesafeleri tamamını yok etmenin, uzaklığı kurbiyete, gafleti huzura çevirmenin, cehaleti marifete tebdil etmenin en kestirme yolu bir Allah dostunun gönlünde yer edinebilmektir der. Bunun için de iki şey söyler bize. Bunlardan bir tanesi güzel ahlak, güzel ahlak. Herkesin aynı düşünmesi gerekmiyor. En yakınınızdaki arkadaşınızla en önemli meselede bile farklı düşünebilirsiniz. Ama eğer tarikat ehliyseniz, tarikat adamıysanız, dervişseniz farklı düşünürken aynı gemide olduğunuzu unutmaz. Tarikat ahlakını yine muhafaza edersiniz. Allah bizi buna muvaffak eylesin. Güzel ahlak birincisi bu. İkincisi de ehlullah'a layık hizmet diyor. Ehlullah'a layık hizmet. Acaba talebeliğim büyüklere layık oluyor mu? Bir hanım yemeğini pişirirken acaba üstadım, hayatımda en çok kıymet verdiğim mürşidim bugün soframa teşrif edecek olsa, acaba sofram ona layık mı? Bir hoca talebesine dersi anlatırken yahut cemaatine vaaz ederken, acaba benim hazırlığım, benim dersi anlatışım, sunuşum, burada en çok kıymet verdiğim o insan hazır olsaydı onun meclisine layık olur muydu? Allah bütün işlerimizde bu kaliteyi gözetmeye bizleri muvaffak eylesin. Aynaya bakarken bile bu. İbadet ederken nasıl Allah'a layık bir ibadeti ortaya koyuyor muyum? Bunun hesabını yapmamız gerekiyorsa dervişlikte de aynı şey. Sevgili Allah'ım, ne pahasına olursa olsun gönül kazananların arasına bizleri ilhak eylesin. İşte İmam Rabbani Kaddesallahu Sırrahu diyor ki, sevinecekseniz asıl size asıl zenginliği söylüyorum. Nedir o? Fi saadeti men kabilehu evliyaullah. Efendi Hazretimiz Kaddesallahu Sırrahu bir hadise vuku bulmuştu. Bir hatasından itikadi bir meselede ikaz ettiği bir kardeşimiz ısrarla böyle bildiğini okumaya devam edince bir mevlit kandili gece sabahı huzura çağrıldık. O da orada böyle parmağıyla işaret ederek demişti ki bu gece efendi babamı çok üzgün gördüm. Sana söylediğim şeyi düzeltmediğin, ısrarla, inatla aynı cümleleri kullanmaya devam ettiğin için efendi babamı çok üzgün gördüm. Efendi babamı üzen bütün meşayihi üzmüş demektir. Meşayihi üzen Resulullah'ı üzmüş demektir buyurdu. Silsileden bir kişiyi üzen bütün meşayihi üzmüş demektir.
Allah meşayihi gücendirecek işlerden bizleri muhafaza eylesin. Her zaman duyardık. Birinin kabul ettiği hepsinin makbulüdür. Birinin reddettiği hepsinin merdududur. Ne zor bir şey. Sellemekumullahu ve sebbetekum ala cadeti şeriatı. Allah şeriat caddesi üzere bizleri sabit eylesin. Nefsin hilelerinden emin eylesin. Ala sahibi salatu vesselam ve tahiyye. Şeriat caddesi. Cenab-ı Hak bu ismi duyduğunda yüreği ferahyab olan kullarından eylesin bizleri. Şeriat. Bugün insanların bu kelimeden rahatsız oldukları bir dünyada bir semanın altında yaşıyoruz. Aynı havayı, aynı atmosferi teneffüs ediyoruz. Bakın, binlerce cami var. Nasıl bir yerde yaşadığımızı unutmamak adına, aslanın iki dudağı arasında olduğumuzu unutmamak adına, aynı safta olmasak da, farklı düşünsek de, düşmanımız müminler değildir. Bizim düşmanımız, şeriat kelimesinden rahatsız olanlardır. Efendi Hazretlerimiz, dostumuz, müminler, düşmanımız gözüne mendil bağlayanlardır diyor. Birisi bana efendim ahvali güzel gösteriyor. Şöyle yaptık, böyle yaptık. Cami inşa eden bir hacı abi. Dedim ki sana bir tek kelime soracağım. Bu kelimeye verdiğin cevapla nasıl bir dünyada yaşadığımızı anlamış olacaksın. Yaptığın camiye Şeriat Camii ismi verebilir misin dedim. Böyle bir sarsıldı adam. Ne oldu dedim, idam fermanı çıkarmadık. Allah için yaptığın camiye Allah'ın dininin ismini vereceksin. Diyeceksin ki Şeriat Camisi. Veremem hocam dedi. Hah, oradan anla dedim. Aslanın iki dudağı arasında olduğumuzu unutmayın. Evvelü bişarati cemaatiküm kudumu şeyh meyan müzzemmil. Evet. Şeyh Meyan Müzzembil, İmam-ı Rabbani Kaddesallahu Sırrahu'nun efendim sevdiği, takdir ettiği, kıymet verdiği bir şeyh efendi bir beldeye geliyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri mektup yazıyor. O beldenin ahalisine diyor ki bak, beldenize bir Allah dostu geliyor. Kimseden duymadan önce benden duyun, hazırlığınızı ona göre yapın. Bir Allah dostu bir beldeye gittiği zaman, eğer memleketinizse, o beldede tanıdığınız bir insan varsa, o insana yapacağınız en büyük iyilik arayıp mutlaka sohbetine katıl, mutlaka ziyaret et, mutlaka duasını al demektir. Bak hafta sonu Of'a gidilecek. Bunu takip edip, orada uzaktan yakından tanıdığımız kim varsa bu fırsatı kaçırma. En büyük müjde senin için budur demesini bilmelidir. Yıllar önce Efendi Hazretlerimiz Kaddesallahu Sırrahu bizim memlekete geliyor. Birlikte Gelibolu'ya kadar gittik. Fakire dedi ki sen Biga'ya git, biz Çanakkale'ye gidelim. Biz oradaki vazifeleri tamamlarken sen de kendi memleketini hazırla dedi. Şimdi Efendi Hazretlerimiz yemeğe de alırız diye evde hazırlık yaptık. Akşam vakti gelecek diye bekliyoruz. Akşamdan sonra da sohbet olacak. Rahmetli babam eskilerin gerçekten çok farklı bir irfanı vardı. Zaten adı da Arif. Dedi ki biz güya medresede okuyoruz. İlim talebesi olarak, hoca olarak, derviş olarak bu edeplere ihtiyacımız var. Dedi ki babam, oğlum, böyle büyük zatlar evde oturup da karşılanmaz. Allah dostu geliyorsa, Allah dostu geliyor, o zaman tarikatlı değil babam. Bir Allah dostu bir beldeye geliyorsa, şehrin dışına çıkılır, orada karşılanır, eli öpülür, ondan sonra eve mi gelecek, sohbet meclisine mi gidecek, sonra götürülür. Hemen dedi çıkalım,
şehrin girişinde bekleyelim. Hiç kimsenin aklına gelmiyor. Çıktık şehrin dışına. Fikri Efendi Hazretlerimiz de oradaydı. O ziyarette belki hatırlarlar. Şehrin dışına gittik. Efendi Hazretlerimizi rahmetli babam karşıladı. Elini öptü. Hani küçük balık büyük balık hikayesi. Efendim dedi, akşam sizi bizde misafir etmek istiyoruz dedi. Efendi Hazretleri peki dedi. Sonra geçtik sohbete alelacele. Sohbetten sonra vakit dar olduğu için, cemaati bekletmemek için yemeği önce yemedi. Önce sohbeti, sonra yatsıdan sonraya kaldı yemek işi. Tabii oranın zenginleri hazırlık yapmışlar. Efendi Hazretleri'nin kuş tüyü yataklarda yatıracaklar. Sofralar hazırlanmış. Biz küçük balık, bizim misafirimiz olmaz diye düşünürken Efendi Hazretlerimiz buyurdu ki, Molla Mahmut, arabanın önüne otur, size gidiyoruz dedi. Arabanın önüne otur, size gidiyoruz. Hiçbir tarafa ne sağıma baktım ne soluma, çünkü kıyamet kopuyor. Efendi Hazretlerini bizden aldın diye. Vallahi benim hiç sunum yok. Allah alem, o kapıda karşılanış var ya, şehrin dışında. Cenab-ı Hak büyüklerin ayak bastığı o toprakla, büyüklerin bulunduğu meclisle sevinmeyi, saadet bulabilmeyi Cenab-ı Hak bizlere nasip eylesin. Bakın, bir Fransız edebiyatçı yıllar önce geliyor, Süleymaniye Kütüphanesi'ne kendini bir kapatıyor. Gayrimüslimlerin, efendim, bizim kütüphanelerimize bizden çok meraklı olduğunu hepiniz bilirsiniz, duymuşsunuzdur. Adama diyorlar ki, efendi, İstanbul öyle bir memleket ki, öyle bir yer ki, hayrı da var, şerri de var. Ya siz kütüphaneye kendinizi kapattınız, iyi güzel vazifeniz bu ama İstanbul'un başka bir dünyası da, başka bir havası da var. Gel seni oralara da götürelim. Yani biraz nefsine de fırsat tanı. Görmediğin dünyaları gösterelim. Onların aklıyla. Ne diyor biliyor musunuz? Benim diyor öyle sefalet, eğlence mekanlarına ihtiyacım yok. İstanbul, şair Baki'nin şehridir. Ben şair Baki gibi bir efsanenin yaşadığı gök kubbenin altında bulunmak bana zevk olarak yeter diyor. Bana saadet olarak yeter. Bana sevinç olarak yeter. Biz ehlullahın bulunduğu bir meclisin aynı gökyüzünün altında, aynı çatının altında, aynı mecliste bulunmak bize saadet olarak yeter. Allah saadetimizi ziyade eylesin. Allah saadetimizi baki eylesin. Bu saadetle dostların huzuruna gitmeye bizleri muvaffak eylesin. İhvan hanımlarımızdan böyle rüyaları çok isabetli çıkan bir hanım kardeşimiz birkaç gün önce bir rüya görüyor. Ahirete irtihal etmiş, Efendi Hazretlerimizin yakınlarından birisini çok özlemiş. Soruyor, sen kendini çok özlettin, niye gelmiyorsun diye. O kardeşimiz de ahirete giden diyor ki, ben aslında oradayım ama siz beni görmüyorsunuz. Size bir şey söyleyeyim diyor. Kapıya sadık hanımlardan. Biliniz ki meşayih sizden çok memnun diyor. Meşayih sizden çok memnun. Allah memnuniyeti daim eylesin. Gönül kıracak, tereddüt edecek, şüpheye düşürecek ve düşecek her türlü hatadan bizleri muhafaza eylesin. Şeriat hablini eline gel al, tarikat zevkini gönlüne gel al. Şeriat sanki bir ipe benzetiliyor. Nasıl bir insanın nefsin kuyusundan kurtulabilmesi için bir ipe ihtiyaç var.
Deyince insanın aklına, benim aklıma hemen dost olanla dost görünenler hatırıma gelir. Ne fark vardır? Gerçek dostla dost görünen arasında bir kuyuya düştünüz. Hepimiz zaten nefsin kuyusundayız. Gerçek dost, 5 metrelik derinliği olan bir kuyuya düştüğünüz zaman 6 metre, 5 metre iple gelir. Çünkü ne pahasına olursa olsun sizi oradan çıkarmaktır derdi. Ama dost görünenler 5 metrelik derinliği olan kuyuya 3 metre iple gelir. Güya seni kurtarmak gibi görüntü verir. Şeriatta kesinti olmaz. Tarikat zevkini gönlünde gel al. Tarikatta habil tabiri kullanmıyor, zevk tabiri kullanıyor. Allah Celle Celaluhu tarikat vazifelerimizi icra ederken zevkle icra etmeye bizleri muvaffak eylesin. Bu heyecana ihtiyacımız var. Bugün konuşacağımız en önemli şey bu. Zikrullah'ta heyecana ihtiyacımız var. Zevke ihtiyacımız var. Maksat olduğu için değil buyururdu Efendi Hazretlerimiz. Feyiz, zevk, maksat olduğu için değil, aciz olduğumuz için. Bir şeyi neden istediğimizi bilirsek doğru nişan almış oluruz. Feyiz isteriz, zevk isteriz, bast hali isteriz, genişlik isteriz, inşirah isteriz. Maksut olduğu için değil. Şeker isteriz, bal isteriz, maksut olduğu için değil. Aciz olduğumuz için. Onlar olmasa yapamayız. Ma'arif ilmini ruhunla gel al. Ruhunu marifetullah'la tanıştır. Yani hep dünyayı tanıyan, hep asarı tanıyan değil, belki Cenab-ı Hakk'ın esmasını tanıyan bir ruhun olsun. Ruhun uyuduğu zaman oralara yükselsin. Uyandığı zaman oraların sükunetiyle geri gelsin. Hakikat sırrını sırrında bul, al. Öyle bir sır taşımalı ki insan kimsenin fark etmediği bir hazineye malik olmalı. Eğer tarikatta insanın elde ettikleri, tarikatta kendisine ikram edilenler dile dökülmeye başlarsa içeride bir şey kalmaz. Onun için söyleyen bilmez, bilen söylemez demişler. Şeriat üzere ol, Hakk'a gidelim, cemali bağ kemale seyredelim. El Fatiha. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد